Görüşürüz. Tamam babiş. Bay bay. Evet. Herkese kocaman günaydın. O kadar uzun zaman olmadı ki bu şekilde video çekmeyle. O yüzden bir tık heyecanlı olmuş olabilirim. Bu sabah ben normalde tabii ki de daha erken uyanacaktım arkadaşlar. Yani diyordum ki kendi kendime en geç 8'de yola çıkmış ol Ayşenur. Fakat saat 10'u 7 geçiyor ve ben daha şimdi yola çıkabildim. Bu arada Hilal'le kız kıza o uzun zamandır hayalini kurduğumuz tatili yapacağız. Yani tatile çıkıyoruz. Önce onu ben Balıkesir'den alacağım. Balıkesir taraflarında bir yere gideceğiz. Çünkü benim çok vaktim yok açıkçası. O yüzden hem çok yorulmak istemiyorum, hem de bir gün bir gecelik bir tatilimiz olacak. Burada nereye gideceğimiz hakkında hiçbir fikrimiz yok ikimizin de. Çok önceden beri konuşuyorduk biz, bir tatil yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım falan filan diye. Fakat bir türlü karar veremedik gerçekten. Yani biz istiyorduk ki aslında birkaç kız beraber olalım. Ama maalesef yani her birimizin okulu, işi, gücü vesaire birbirine denk gelmediği için ayarlayamadık. Dediğim gibi benim vaktim yoktu. O yüzden şu an sadece Hilal'le ayarlayabildik kendimizi biz. Olsun kafes yok. Bir de bu yanaktan bam bam bam. Kıyansın kadere. Her ayrıntı sayılıyor. Sükunetin delilinden. Aşk yok olmak diyar biri. Yer ben yokum yok zaten. Şimdi bir su molası vermek için benzinlikte durdum. Hava sıcak ama yani ben o sıcak gelmeden yola çıkmak istemiştim ama hava sıcak gerçekten. Neyse ki soğuk suyum var. Babam da yanıma benim bir adet simit koymuştu. Kahvaltı yaptım gerçi ama yolda yemek bir başka keyifli. Tabi tek başıma olduğum için yiyemiyorum yolda. Al, iç, ver falan filan. O yüzden böyle kısa bir mola verdim. Şimdi devam edeceğim. O dayı orada mı durmaya karar verdi acaba? Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Evet. Gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar bu arada. Hava gerçekten bir tık sıcak. Şimdi arabamızı durduralım. Bu arada yani biliyorsunuz zaten biz geçen sene Sude ile beraber bir Karadeniz turu yaptık ve otostopla yaptık iki kız. İnanılmaz güzeldi yani. Yolda gelirken iki tane otostopçu bulduk aynı bizim gibi. Ve onları almak istedim yani. Zaten böyle çantaları elinde böyle kocaman kartonları falan. Ayvalık'a gitmek istiyorlar şöyle tatile. Öğrenci bizim gibi aynı. Öyle onları aldım. Gerçekten hem bana iyi geldi, yol arkadaşı oldular. Hem de onlara iyi geldi. Çünkü gerçekten hava çok sıcak. Öyle şimdi de Hilal'i almaya geldim. Biz yavaştan gideceğiz. Şimdi bizim kızın evini bulacağım. Şurada bir yerde olması lazım. İlk defa geliyorum bu arada. Yani 4 sene sonunda ilk defa geliyorum neyse ki. Evet, eşyalarımızı aldık. Arabaya doğru gidiyoruz. Hilal kaç dakika bekledim ben? Bakayım. Hilal yaklaşık bir 20-30 dakika falan beklemiş olabilirim. Neyse evde bir dinlenmiş, soluklanmış olduk. Evet. Şimdi karnımız aç. Bir şeyler atıştıralım. Karnımız aç gibi, evet. Bir şeyler atıştıralım yolda. Rotaya göre bir Ayvalık tostu ya da bir poğaça.
Ben kahvaltı yaptım aslında. Sabah da yol gerçekten insanı acıktırıyor. Birazcık simit de kemirdim. Yolda. Sen adamı bakma öyle. Sileceksen beni bir kalemle. Suyun dinlikliğine. Beyaz tenliler Hilal'i çok iyi anlar. Biz şöyle şimdi Cunda'ya gezeceğiz. Şapkamızı taktık çünkü. Yani saat... Kaç saat? Gözükmüyor saat şu an. Tabii kapadığımı kapamışız. Evet, telefonunu aldım. Cüzdanın telefonu okey. Arabayı... Saat 14 elli. Oh süper. Tamam 3. Arabayı şöyle bir yere park ettik ve inanılmaz yani ücretsiz otopark bulduğumuz için aşırı mutluyum. Ve merkezdeyiz. Cunda'nın merkezindeyiz şansımıza. Bir araçlık yer vardı. Zaten benim şansım hep böyle denk geliyor bu ara biliyor musun? Ya biri çıkıyor ya da boş oluyor yani. Evet. Bir de araba küçük olduğu için her yere sığabiliyoruz. Ayşenur ve Hilal şans diye bir şey var. Gerçekten ikimizin şansı birleşti ve buradayız. Allah'ım inşallah her şey çok güzel olacak. Yanayım ya güneş yansın ya. Yaksın beni hiç umurumda değil. Şu an Cunda'da olduğum için çok mutluyum. Ayşenur Cunda'ya ilk defa gelmiş. Evet Cunda'ya ilk defa geldim. Bu arada aklımızda yoktu burası. Ben çünkü gerekirse başladım. Nereye gideceğimiz belli değildi ya. Ne yapacağımız önce belli değildi. Önce Akçay'la planladık. Sonra bir evet. Cunda'ya yöneldik. İyi ki de Cunda olmuş. Evet. En azından buraya da böyle bir tık atmış olacağım. Çünkü gelmek çok istiyordum. Gezeceğiz bakalım. Çünkü gezilecek yerleri de var aslında. Bir tane kilise var. O benim merak ettiğim. Yel değirmeni var. Evet. Yel değirmeni var. Fotoğraf çekinmek için Cunda'nın kapıları rengarenk. Cunda evet. Kapılarında fotoğraf çekilmek. Boncuklu boncuklu. Ben de boncuklu boncukluyum. Tamam. Şimdi de geri dönün. Biz böyle rengarenk sokaklardan ilerliyoruz. Şimdi şurada gördüğünüz kiliseye gideceğiz. Sen yürü yürü, seni çekeceğim arkadaşım. Beni böyle geç. Müzik koyarım arkaya. Şu şekilde müze kart geçmiyormuş. Biz öğrenci olduğumuz için 20 lira ödeyeceğiz. Şeyde kart geçiyor. Evet kart geçiyormuş. Şimdi ödememizi yapıp biletimizi alalım. Şöyle tatlış bir bilet verdiler bize. Öğrenci kartımızı gösterdik. Şu şekilde. Şimdi gezelim bakalım. Wow. Çok iyi. Ay şu an ağzım açık kaldı. İyi ki şimdi üst katına çıktık kilisenin. Şöyle çok güzel motifler var gerçekten. Burada da miniş miniş tatlı oyuncaklar var. 1950'lerden, 1870'lerden kalma çocuk bisikletleri. Scooter bile var baksana. Ay burada da onların galiba bunları kullanırkenki fotoğrafları var. Evet. Biz kiliseden çıktık şimdi. Denize girmek istiyor canımız. Ay aşamadım. Denize gireceğiz şimdi. Biraz serinleyelim istedik. Ondan sonra da zaten hava kararır falan. Biraz karnımızı doyururuz. Buraları böyle biraz akşam ışığıyla gezeriz dedik. Yani böyle rengarenk yine olur bence. Akşama nerede kalacağız acaba? Akşam nerede kalacağımızı bilmiyoruz arkadaşlar tabii ki. Yani bir çadırımız var. Bir de arabamız var. O kadar. Ama buluruz diye tahmin ediyorum. En kötü böyle aracımız olduğu için biraz ilerleriz. Şimdi kendimize denize girmek için güzel bir yer bulalım. Yes, biz şimdi böyle kendimize magnetler aldık. Tatlış tatlış.
benim magnet tutkunu olduğumu bilenler bilir. Her gittiğim yerden almak zorundayım. Aa, bunları hatırladınız mı? Bir sürü vardı. Nerede acaba benim misketlerim? Biz dövme yaptırmaya geldik. Geçici bir dövme olacak. Ben zaten balık dövmesi çok istiyordum. Şurama şöyle minik bir dövme yaptıracağım. Çok güzel oldu. Hilal de böyle bir güneş yaptırdı. Şimdi karnımız doyuracak bir yerler arıyoruz. Ayvalık tostu yemek istiyoruz. Ondan sonra serinlemek için denize gideceğiz. Buralarda girebileceğimiz bir yer yokmuş. Dövmeyi yaptırdığımız bir kadın bir erkek vardı. Gayet yani onlara da biraz fikir danıştık. Hem gece kalmak için kamp kurabileceğimiz bir yer, hem de denize girebilmek için yani temiz, güzel bir yer istedik. Bize böyle 2-3 tane ipuçları verdiler. Ay, şu suya hemen atlamak istiyorum. Bakar mısınız rengine? Yani tabii buralar çok temiz değil ama rengi çok güzel suyun. Ha, ben ayranımı galiba en son içeceğim çok. Nasıl? En buraya özel, gibi. Buraya özel ayran mı? Özel içer ayranı. Evet. Genelde balık olsun da bulursun. Zaten tadı güzel böyle. Pizza. Ekşi. Ekşi. Ayranı bilemek. Şöyle bir. Ayvalık tost aldım. Ayvalık'a geldiğimizde ne yenir? Ayvalık tost. Turşu var ya. Turşu olması ve olmaması o kadar farklı ki. Valla şöyle bir güncelleme yapayım. Biz o az önce aldığımız fikirdeki plaja gitmedik. Çünkü su derdi benim bu arada az önce. Hatta bana kızdı haber vermediğim için haklı olarak. Ama çok spontane oldu gerçekten, yani siz şahitsiniz. Oradaki yere gitmedik. Hem yolu darmış, hem çok kumluymuş, hem biraz zıt yönde bize göre. Ve şimdi arabayı yerinden çıkartırsak yeniden yer bulmak risk. Biz akşam da gezmek istiyoruz Cunda sokaklarını. O yüzden buradaki plaja geldik. Halk plajı. Küçük, az insan var. Deniz gerçekten temiz görünüyor. Şimdi burada serinleyeceğiz. Biraz dinleneceğiz. Keyif yapacağız. Ondan sonra ne yapacağız Hilal ondan sonra? Kamp. Suyumuza girdik arkadaşlar. Cunda da halk plajı bulduk. Su bal ve su değildi. Bir kere bulanıktı. Temizdi bence. Ama bulanık geldi bana birazcık açıkçası. İşimizi gördü mü gördü. Biraz dalgalıydı. Dalga var ama bence o biraz saatten de kaynaklı. Çünkü yani saat... Tekne turları oluyor. 6'yı geçiyor yani. Evet, tekne turları oluyor. 6'yı geçiyor. Taş yoktu denizde. Yosun yoktu. Ama çimliydi bir kısım. Bir kısım çimliydi. Nasıl olabilir diye düşünüyoruz hala. Bilen varsa yorumlara. Burası küçük bir halk plajı aslında. Çok küçük. Fazla küçük bir şansımızı. 50 metre var mı? Daha mı kısa? 50-100 arası bir şey bence. Öyle mi diyorsun? Evet, 50-100 metre arası bir şey ve dar. Yani kumluk yeri de dar. Ve şansımıza mı artık bilmiyorum, bugün pazar olmasına rağmen gerçekten de kalabalık değil. Bence herkes bilmiyor burayı. Herkes bilmiyor olabilir. Ya da başka yerlerimiz. Belki diğer Patriça mıydı? Orası daha evet, şey. Ortunç. Ortunç. Orada daha kalabalık olur, daha bilindik dediğin gibi. Ben şeyi düşünüyorum. Cunda Adası bence denize girmelik değil de gezilmelik bir yer. Evet, yani bence de. Zaten koyları az. Otellerim evet. Var birkaç tane kısa kısa koyları. Ama aynı deniz yani. 100 metre ötesi yani. Evet. Denize girecekseniz, hazır Cunda'ya da gelip gezmişseniz Ayvalık daha mantıklı. Ayvalık daha mantıklı. Sarımsaklı'ya gitmek daha mantıklı. Evet. Her yer beach zaten orada. Burada öyle bir şey göremedik ama Cunda akşamları nasıl? Onu merak ediyorum. Evet, orada durmamız lazım. Yes, denizden çıktık. Benim böyle külfetse dönüşüme ne diyorsunuz peki? O kadar iyi geldi ki yatsam yatarmışım bu arada. Biraz kitap okudum ama kafamı koymaya cesaret edemedim yani uyurum diye. Çok daha manzarası güzel olan bir yere gideceğiz çünkü. Evet, şimdi gün batımını yapmaya, hazırlanmaya gidiyoruz.
Orada dinleneceğiz, günü batıracağız. Biraz da manzara keyfi. Ondan sonra da... Evet, ne yapacağız bilmiyoruz ondan sonra. Hala ne yapacağımızı bilmiyoruz bu arada. Ama halledeceğiz bence. Hallederiz ya. Hadi bana bir poz ver. Ay çok güzel çıkıyorsun sen. Çektim, merak etme fotoğrafını. Oh! İyi geceler. Böyle kahvaltılık, atıştırmalık bir şeyler aldık. Kavun bile aldık. Miniş kavunlar vardı, çok tatlı. Şöyle filemize koyduk. Tam yazlık yer gibi. Şimdi de akşama hazırlanma vakti. Ay bana makyaj yapacakmış. Biraz sakın çok bir şey yapma. Merkezde bir lavabo var bu arada. 2 TL ile girebiliyorsunuz. Biz ihtiyaçlarımızı burada karşıladık. Üstümüzü de değiştirdik. Şimdi makyajımızı yapacağız. Ve gün batımını eğer kaçırmazsak izlemeye gideceğiz. Arabayla gidersek kaçırmayacağız ama Ayşenur yürümek istiyor. Arabayla gidebiliriz ama arabayı aynı yere park etmemiz imkansız. Ve arabayı park yeri bulmamız da imkansız. İnsanlar akşam yemeği yemeye merkeze geliyor zaten. Yani buraları gezmeyecek olsak tamam diyeceğim. Arabayı bir yere bırak git. Ama geri geleceğiz biz buraya. Arkadaşlar haksız mıyım ya? Arabayı o kadar iyi bir yere bıraktık ki. Ay çok turuncu oldum Hilal. Ya. Birazcık el, birazcık beni bir şey yap. Hafiflet beni biraz. Ay koca gün temiz temiz gezdik. Şimdi makyajlandık arkadaşlar. Şöyle bir melek gibi beyaz giyindim. Bembeyazım. Arada böyle turunculuklar, yeşilliklerimiz var. Hiroşum da şöyle bir makyaj yaptı. Şimdi, ay dişim. Abi iki ruj sürelim dedik. Dişi de sürmüşüz. Neyse. Şimdi bahsettiğimiz bir tepe var. Orada bir değirmen var. Orada aslında gün batımını kaçırmak istemiyoruz ama kaçacak gibi. Yoruldum deme. Ben yorularak konuşuyorum. Ay konuşarak yürüyorum. Yorulmadım. Yemin ederim yaşlılar yola çıktık. Bir bakar mısınız gözlerimin yeşiline? Nerede gözünün yeşili? Maviden gözükmüyor. Mavişim mavilendim, kapına kilitlendim. Mavişim İleride gözüktü değirmen. Şu ilerideki değirmene gidiyoruz. Yolumuz kısa ama birazcık çetrefilli. Ama gidiyoruz. Ben rahatım. Güvendeyim. Çok güzel açmış. Arkadaşlar yollar böyle. O yüzden siz ben olmayın. Siz Hilal olun. Spor ayakkabı giyin yani. Şurada karşımızda bir yıkılmış yani. Neredeyse yarısı yıkılmış bir kilise var. Biz şuradaki değirmene geldik. Şurada bir gün batımı var. Onu kaçırmak istemiyorduk. Fakat kaçırdık da daha doğrusu. Hayır ya, daha var. Güneş tam görmüyoruz aslında. Kaçırmış olmamızın şeyi o. 8 dakika var. 8 şuradan dakika çıkılıyor. Aynen, gel. Yes. Tilki dediler, tilki. Küs bak, bakayım çabuk. Yer yer konuşma fazla. Arkadaşlar az önce Hilal bu köpüşü tilkiye benzetti. Aşkım artık. Hello. Çok güzelsin. Arkadaşlar her çıkışın bir inişi vardır diyerek inmeye çalışıyorum. Şöyle ara sokaklardan gidiyoruz. Yani sokaklarımız çok güzel. Biz çadır yerini henüz bulamadık. O yüzden en kötü Balıkesir'e döneriz dedik. Yani Balıkesir buradan 1,5-2 saat. Burada çadır için arayacak, yani yer arayacak vaktimizi yolda harcayabiliriz bence.
hem evde olduğumuzu biliriz, rahat ederiz. Hem de duş alabiliriz. Duş alabiliriz. Yani çadırda kalmak bizim için böyle bir problem değildi. Ama çok istiyoruz. Kalacak yer yok. Her yer dolu. Evet, kamp alanları dolu. Erkenden rezervasyon yaptırıp gelmişler. Evet. Biz bunun sıkıntısını yaşadık. Siz yaşamayın. Ve kamp alanları dışında bir yerde risk şu an. Yani yer de bulamayabiliriz. Işık yok. Elektrik yok. Su çok mühim değil ama yine de yok. Gibi gibi. Bilemiyoruz. Bakalım yani şu an aracımız olduğu için onun rahatlığı var. Zaman sıkıntımız yok. Evimiz var yakında. Evet. Bu çok iyi oldu. Süper oldu. Siz öğrendin ya artık. Sana gerek yok. Hem de çok sesli. Müzikli müzikli. Bizim karnımız acıktı. Yani benim acıkmadı açıkçası. Ama Hilal hanımcığımızın karnı acıktı. Ve size bir sürpriz bekliyor sonra. Tabii ki de burada bir mekanda yemek yiyeceğimizi düşünmediniz. Güzel, evet. Ama araştırmadan geldik bir kere. Araştırmadığım bir yere zaten oturmak istemem. De öyle bir şey hiç planımızda yoktu yani. Hem bütçe olarak hem de zaman olarak. Bugün yaptığım en iyi şey ne diye soracak olursanız o yer, otopark yerini bulmak olurdu. Yani o kadar güzel bir yere park ettik direkt ki. Direkt meydanda ortaya park ettik. Evet. Ve her yere yürüyerek gittik. Her yere yürüyerek yerimizin gidiyoruz. Yerimizin olmayalım. Ücretsiz otopark cundadayız. Ona da girebiliriz. Ay girelim tamam ama çıkamayız. Girmek istediği yerler arkadaşlar. Eyvah, eyvah, eyvah. En az 5 şey alacak adım gibi eminim ama neyse ki ben varım yanında aldırmayacağım. Şu boncukları ben de yapıyorum sana. Kız bize kavun kesecek. Şaka. Arkadaşlar biz kavun kesecektik. Fakat kavunu da erteledik. Her şeyi erteledik yani biz. Hilal ve erteleme sorunları. Şimdi ekmek yiyeceğiz. Onu da ertelemezsek. Sonra da kahve içeceğiz inşallah. Bu senin olsun. Al köşeyi. Diğer köşeyi de ben yerim. Ama bu sana yetmez galiba. Şu an bir yiyeyim şunu da. Ayşenur sonrasını düşünürüm. Ekmeğimiz. Sabahtan beri neyle duruyorum biliyor musunuz? Bu ışıltı hayatı biz seçtik arkadaşlar. Aynen. Para harcamamak için elimizden geleni yapıyoruz ama şıkır şıkırız. Şıkır şıkırız. Küpelerine bakar mısınız? Yeni aldı. Kombinin asla ödün vermiyor. Ben onu ben tutayım. Küpem koptu. Bir dakika. Birinin nazarı değdi muhtemelen. Çelik küpe koptu arkadaşlar. Böyle bir... Ayşenur arkadaşlar. Klasik Ayşenur. Şımarmış bir Ayşenur diyelim ya da. Yarın sabah denize girecek olsak arabada uyuyabiliriz. Ama denize öyle girmek gibi bir düşüncemiz yok. Çünkü hazırlanıp yola çıkacağız. Sen belki hazırlanacaksın, geleceksin benimle. O yüzden eve gitmek daha mantıklı tabii ki de. Aşkım. Tuz bakalım. Şunu bir yiyelim. Bunu bir yiyelim. Evet. Açlık başladı. Tokuştur yalnız. Benim tıklık. Ekmek reis. Allah'ım çok komik şu an. Ben bayılıyorum ya böyle hayata. Yani alkol sevenler için cunda rakı balık okey. Ama alkol sevmeyen biz iki insan için cunda da sadece balık okey. Balık da istemiyorum ya. Canımız balık istemiyor. Tam köfte yerim abi köfte bana dokunuyor. Ya bir de ayvalık tost dedik ya biz o bizi biraz tok tuttu. Şu an böyle aşırı aç değilim. Zaten saat 10. Bu saatte öyle yani büyük bir şey yemem. Şöyle bir de. Deyip bezekmek. Ayvalık tostuna biz ne kadar verdik arkadaşlar biliyor musunuz? Ben yanlış anladım. Hayatım biz dövmelerimizi 50 liraya yaptırdık. Ayşenur masada dedik ki tost söyledikten sonra 50 liraya çok iyi ya falan dedi. Ben tost için diyor zannediyorum. Oha diyorum 50 lira iyiymiş lan cundada. Ayvalık tostuna 100 lira verdik dedik arkadaşlar. Dedik ki iki kişinin hesabı bir yerden gitmeyecek. Ayrı ayrı değil bu tek kişinin hesabı. Kasaya geldik 130 dedi. Minnacık ayrana 30 lira verdim. Okey abi tamam. İçecekler biliyor musun? Yemek kadar neredeyse artık. Ama ve şey diyordum ben. O tostu yemeden önce. Diyordum ki ayvalık bana çok absürt bir pahalı gelmedi ya. İşte gayet ideal bence fiyatlar falan diyordum. Bir ayvalık tostuna yani iki ekmeğin arasında iki turşu, iki domatese, iki kaşar peynirine 100 lira verene kadar. O elde waffle dedim ya. Onu bulalım ondan yiyelim. Neredeydi orası?
Buradan çıkınca yol üstünde. Tamam. Şöyle bir elde külahta tencere dondurma aldık resmen. İçine istediğiniz kadar dondurma koyabiliyorsunuz. Sınırsız yani, sığdığı kadar. Ve sadece 100 lira. Gayet makul. Normalde topu 25 lira. Ama bu şekilde ben içine 4 top koydum. Zaten 100 yaptı. Ama külahı özel olduğu için ekstra fiyat biçiyorlarmış. Ama 100 lira iyi geldi. Biz normalde bardakta bubble waffle tarzında bir şey istiyorduk ama burada yapan hiçbir yer bulamadık. Çok üzüldüm. Hala canım waffle istiyor ama tabakla yemek istemiyorum. Evet, o yüzden biz de bunu yiyeceğiz. Sonra kahvemizi içeceğiz ve yola çıkacağız. Yaklaşık yarım saat geçti herhalde, değil mi Hilal? Bir saat belki. Öncesinde de aradık. Bir yer bulmuştuk biz. Brivko diye bir kahveci. Ve oturmak çok istiyorduk. Ama neredeyse sokak sokak gezdik tüm o merkezi. Ve asla bulamadık ve en son gerçekten pes ettik yani. Şuradan pes etmiş bir şekilde geçiyorduk. Hilal durdurdu ve dedi ki... Ayşenur. Bulduk. Hem de çok güzel dışarıda masa da bulduk şansımıza. Şimdi kahvemizi içip yola çıkacağız. Balıkesir'e dönmeye karar verdik son olarak. Rahat rahat uyuruz, dinleniriz dedik. Yarın sabah da kahvaltımızı yapar, yola çıkarız dedik. İnanılmaz güzeldi. Ben çok sevdim. Evet Hilal'cim, senden bugünün yorumunu bekliyorum. Çok yoruldum. Gözlerimin içi yanıyor. Nasıl yorgun olabilirsin? Ben asla yorgun değilim. Şimdi sabah kalktık. Ben uyuyakalmıştım. Kahvaltı yapmadan yola çıktım. Ben şimdi onun arabada simit vardı. Simit kemirdim. Simit kemirdikten sonra çok sıcaktı hava. Havanın sıcaklığından Hilal'in tansiyon gitti. Sonra dedik ki tam bir ayvalık tostu yiyelim ama saat 3 falandı biz ayvalık tostu yiyeceğimiz. Ben aç değildim ve bana çok sıcak gelmedi. Aç, acıkmıyor. Ben acıkmıyorum. Hilal'i en iyi Sudanlar. Evet. Ayşenur acıkmadığı için biraz geç yedik. Neyse ayvalık tostu yedik. Okey tamam, sonra denize girdik. Cunda'nın altını üstüne getirdik. Sormak istediğiniz bir şey varsa Ayşenur'a sorun, her şeyi biliyor artık. Her şeyi bir öğrendim bugünle. Gerçekten çok yoruldum. Ayaklarım ağrıyor, gözlerim yanıyor. Spor ayakkabıyla gezen kendisi, yorulan kendisi, istediği zaman yemek yiyen kendisi ama yine yorulan kendisi arkadaşlar. Ayşenur keyif alıyor. Ben de keyif alıyorum ama ben biraz daha şeyim hani. Yoruldum. Ben zaten şeyim böyle, insanın tatili kafasını dinlemek, dinginlik ister ya. Benim o versiyonum da var ama böyle haldır huldur gezip, her yeri görüp. Öyle dediğimiz gibi yani. Ben o şekilden ziyade böyle gezmeyi daha çok seviyorum. Bir de çok heves ettik biz buraya. Cunda deyince zaten ben böyle hemen bir çıktım. O yüzden bayağı bir eğlendik. Şimdi de kahvemizi içeceğiz ve yola çıkacağız. Çok evet, uykumuz açılsın. Benim uykum yok. Sabah 8'de uyandım. Yol geldim. Ama gayet iyiyim ya. Okey, süper. En sevdiğim kocaman bardak. Şimdi bu kahve bana çok ama çok iyi gelecek arkadaşlar. Beğendiniz mi kahveyi? Evet, kahve çok iyi geldi. Vallahi ben hepsini bitirdim neredeyse. Çok tatlı, bize kurabiye ikram ettiler kahveden sonra. Kahveyle beraber olsa bir tık iyi olabilir ama olsun. Arabaya biniş yapıldı. Şimdi istikamet Balıkesir merkez. Eve vereceğiz ve hemen yatacağız. Sonra zaten direkt... Bakın sabah oldu bile. Şöyle bir yumurta. Böyle bir kahvaltı hazırladık. Bunları ve bunları dün Cunda'dan aldık. Normalde kamp yapmak istiyorduk. Ama bu şekilde Hilal'in evinde yapacağız. Şöyle bir manzaraya karşı. Ve ayrılık vakti. Şöyle mesela arabamızı kapatalım. Gayet ideal, zaten 11'de yola çıkmış olmak istiyorduk. 11'de evden çıkmış. Yes. İstikamet Bursa. Ondan sonra ayrılık vakti. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizim için, yani benim için özellikle inanılmaz eğlenceliydi. Yani uzun zamandır denize girmek zaten istiyordum. Kızla tatil yapmak da biz çok istiyorduk. Sadece Hilal'le beraber olabildik. İnşallah bir sonraki kız kıza videosunda daha kalabalık biliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz.
Seb olacak.